Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine banyo temizliği yapacağız ve yeni bir ürün deneyeceğim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Yani ürünü ona göre alın. Ben sizin için bir kısmını temizledim. Şu an dıştan görünüyor tabii kirli veya temiz olduğunu pek fark etmiyorsunuzdur. Hemen temizlik işlemine geçip sizi sıkmak istemiyorum. Bu şekilde yaklaştım tabii siz fark etmiyorsunuz. Ben dıştan silmesini yaptım. Burayı da sildim. İki kanadı sildim. İç tarafına geçiyorum. İçten ışık yansımasından temiz veya kirli olduğunu hemen anlayacaksınız. Ayrıca ses tonumdan dolayı çok özür diliyorum. Rahatsızım. Sizi de rahatsız edebilir ses tonum. İdare edin artık. Öyle hemen iç kısma geçiyorum net görünmesi açısından. Banyomda lütfen düzen beklemeyin çünkü temizlik yapıyorum. Her yer her yerde. Hemen zaten ne kadar kirli olduğum ekrana yansıdı. Şöyle göstereyim. Bu tarafı gene sildim. Bu tarafı silmedim. Benim için kolay bir temizlik oldu. Ürünü de beğendim ayrıca. Ürünümü hemen gösteriyorum. Bir saniye. Ürünümüz bu. Aspelex Mavi Güç. Yeni çıktı. Ben de denemek istedim. 20 liraya aldım. Daha önce biliyorsunuz Yumoş'la temizlik yapmıştım. Camları silmiştik. Şimdi bununla sileceğiz. Gördüğünüz gibi aradaki fark çok güzel. Tabii şeffaf olabilmek adına bir kanadı bıraktım. Sizin için şimdi temizleyeceğim. Böyle tekrardan göstereyim arayı ışık yansımasından. Bu şekilde sıkacağım. Bu arada buraları hızlandırılmış geçeceğim. Sizi sıkmamak için. Sadece temizliğini yaparken göreceksiniz. Yani şeffaflık olsun. Başka bir ürün kullanmadım. Hem kendim için denemiş oldum hem de size gösteriyorum. Gerçekten memnun kaldım üründen. Kir ve kirici güzel söküyor. Böyle bolca sıktım. Her yere sıktım. Ürünüm burada. 5 dakika falan bekletiyorum tabii. 5 dakika böyle kalacak. Sonra ben onu biraz lifleyeceğim, sürteceğim. Çok yormuyor insanı. Hemen sonucu size göstereceğim. Bekleme aşamasındayım. Geldim. Bu arada köpürmeler geçmiş. Şimdi içeri giriyorum. Şimdi hem bir elle temizlik, bir elle telefonu tutacağım. Biraz zor tabii. Kusuruma bakmayın. Hemen. Yarıdan siliyorum. Hani uzatmayayım. Alt tarafını ben sonra yaparım. Şöyle yarılıyorum. Maksat size hemen göstereyim diye. Ben ürünü beğendim açıkçası. Şey kokusu da böyle insanı yormuyor. Hasta olmama rağmen koku insanı hiç yormuyor. Böyle bir deniz esintisi var sanki. Okyanus kokusu var. Güzel kokuyor yani. Ağır bir kireç sökücü gibi bir kokusu yok açıkçası. Şimdi hiç durulamayacağım. Yani ben duru bez kullanmadım aslında öbür tarafta da ama şöyle bir alayım köpürmeyi. Bakın çok hiç ilgilenmedim gördünüz. Maksat hemen videoyu bitirmek. Ben geri kalan temizliğime devam edeceğim. Şöyle bir ıslak bir bezle şöyle bir o köpürmemesi için alıyorum. Su dökmüyorum. Şöyle. Şimdi kuru bezim. Eski bir tişörtümü. Kurulama bezi yapmıştım. Şimdi bakalım aradaki farka. Şu ışık yansımasından daha net görünecek. Şöyle iyice kurutayım. Şu kısım. Şöyle biraz çizik benim şeyim. Bakın hemen temizledi. Görünüyordur umarım net bir şekilde. Biraz daha kurulayım. Hani ben bunu çok geçiştirdim. Hızlıca yapmak için. Hani siz biraz daha bir sünger yardımıyla şey yaparsanız daha net olur. Şöyle görüyorsunuzdur. Arkadaşlar ürünü beğendim. Ürün şurada. Görünüyor zaten. Çok beğendim. Kokusu çok ferah. Eve bile kokusu yayıldı. Şimdi benimkinde biraz lekeler kaldı böyle. Ama nedeni benim hiç uğraşmamam. Hani siz biraz daha uğraşırsanız geçecek. Bak bu tarafa uğraştığım için geçirdim. Gördüğünüz gibi silme sürem sadece bir dakika bile sürmedi. Aslında uğraşsaydım temizlerdim. Videoyu kapatmak için uğraşmadım. Herkese kolay gelsin. Ben de temizliğime devam edeceğim.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalırsanız yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar benim temizliğim bitti. Ürünü beğendim. Size de tavsiye ederim. Metal kısımları da karartma gibi bir şey asla yapmıyor. Kokusu ferah. Ayrıca kötü yorumların önüne geçmek için bunu belirtmek zorundayım. Bazen çok kötü yorumlar geliyor. Ben bu duşakabinin camlarını kirliyken temizlemek zorundayım. Hani yok pasaklısın, yok şöyle. Evet, 10 gündür temizlemiyorum. Silmiyorum ve bu videoyu çekmem gerekiyordu. Kirliyken ürünün tanıtımını yapabilirim veya üründen memnun kalıp kalmadığımı söyleyebilirim. Bu nedenle artık pasaklı mı diyeceksiniz, ne diyeceksiniz onun önüne geçmek için bunu yaptım. Gene de ne demek istiyorsanız diyebilirsiniz, eleştiriye açayım ama temiz bir yeri de videosunu çekmek çok adil olmayacaktı benim için. Bu şekilde bunu belirtmek istedim.